Bu makale sizlere KTB yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Seteris Paribus iktisatçıları ve başımıza gelenler. Levent Yılmaz Bu, anlaması zor kavramlarla lafı dolaştıran bir yazı değil. Yazının başlığı sizi yanıltmasın. Bu modern literatürde sıkça eleştirilen ancak bizde hala makbulmiş gibi pazarlanan teknik kavramların arkasına saklanıp yorum yapanların rahatsız olacağı bir yazı. Ancak önce Seteris Paribus derken ne demek istiyoruz oradan başlayalım. Değişkenleri sabitlemek mümkün mü? Ceteris paribus yaygın olarak iktisat teriminde kullanılan ancak zaman zaman diğer bilimlerin de başvurduğu bir analiz yöntemidir. Bu yönteme göre bir değişkendeki değişimler incelenirken diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayılır. Mesela bir malın fiyatı düştüğünde ona talep artar ifadesini ancak diğer tüm değişkenleri sabit varsaydığınızda söyleyebilirsiniz. Ancak gerçekte diğer değişkenlerin hiçbirisi sabit değildir. Bu örnekte tüketicinin yani talep edenin geliri analize dahil edilmemiştir. Oysa gelir tüketici davranışlarındaki en önemli değişkenlerden biridir. Öte yandan tüketicinin söz konusu mala ilişkin zevk ve tercihlerinde de değişim olması muhtemeldir. Malın lüks mal mı yoksa zorunlu bir mal mı olduğu konusuna hiç girmiyorum bile. Ancak böyle bir analizde hepsi göz ardı edilmiştir. O halde Seteris Paribus kuramsal bir durumdur. Asla gerçek hayatı izah edemez. Olaya etki eden birçok faktör gerçek hayatta değişmeden duramaz. Böylesi bir analiz asla pratik hayatla bağdaşmaz. Sadece bir veriyi analiz etmek bir süreden bu yana bazı isimlerin ideolojilerini teknik bilgilerinin önüne geçirerek eleştirmiş olmak için eleştiri yaptığına şahit oluyoruz. Açıklanan her makroekonomik verinin ardından yapılan değerlendirmelerde sıkça gördüğümüz bir durum var. Diğer verilerden ve gelişmelerden bağımsız olarak sadece açıklanan veriye ilişkin analizler yapmak. Bunun kabaca yukarıda bahsettiğim Seteris Paribus yanılgısından çok büyük bir farkı yok. Mesela işsizlik rakamı açıklandığında sadece işsizlik konuşuluyor. Oysa bu durum doğrudan ekonomik büyümeyle alakalıdır. Ekonomik büyüme içinse yatırımların artması gerekir ki bu da yatırımların finansman maliyetleriyle ilişkilidir. O halde politika faizi konusunu ele almadan analiz yapmak mümkün değildir. O zaman da risk primlerine bakmak gerekir ki bu veri sadece ekonomik göstergelerin bir sonucu değildir. Ekonomiye etki edebilecek tüm gelişmeler risk primlerine etki eder. Mesela bölgesel gelişmeler, deprem gibi afetler, savaş riski, darbe girişimleri ve sokak hareketleri ilk akla gelenlerdir. Elbette çözülmesi gereken sorunlar örtbas edilsin diyemeyiz ancak herhangi bir veriyi yorumlarken Diğer değişkenleri göz ardı etmenin bizi fena halde yanıltabileceğini unutmamak gerekiyor. Başımıza gelenleri görmezden gelmek. Daha önce birkaç kez yazdım ama şimdi bir kere daha kayıtlara geçirmekte fayda var. Türkiye'nin son 8 yılda başına gelenlerin bazılarını hatırlayalım. 7 Şubat MIT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, 7 Haziran koalisyon dayatması, 6-7 Ekim hendek olayları, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi. ABD yaptırımları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Suriye üzerinden Avrupa Birliği ile yaşanan gerilim, sayısız spekülatif kurata ve Covid-19 pandemisi. Aslına bakarsanız bunların hepsi tek tek bir stres testi niteliği taşıyor ve bir tanesini bile yönetemeyecek gelişmiş ülkeler var. O zaman birkaç soru soralım. Tüm bunlar hiç yaşanmamış ve ekonomiye etkisi hiç olmamış gibi tek bir veri veya gösterge üzerinden yorum yapmak ne kadar doğru sonuç verir? Peki tüm bunlara direnilmese ne olurdu? Yani cari konular için stratejik meseleleri bir kenara bırakıp bize ne Doğu Akdeniz'den yeter ki kur yükselmesin diyebilir miyiz? Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Levent Yılmaz